Soruyla Maske beraber. virüsten korumak için yeterli değil. Evet. Ama siz hapşırıyorsanız sağa sola daha az virüs yayılmasını, virüsün başka yerlere gidip başkalarına bulaşmasını engellersiniz. Evet. Sizin karşınızda sürekli hapşıran birisi var. Yani sağlıkçıysanız maske takmalıyız. Çok kuvvetli ihtimal olan birisinden örnek alıyorsak, çok fazla virüs çıkarma ihtimali olan varsa o zaman N95 dediğimiz FFP2 maske de takabiliriz. Ama Evet. normal sağlıkçı olmayan vatandaşlar için maske korur diye bir şey yok. Ama sağa sola yayılmasını engeller. Kalabalık yere gideceksek çok fazla hapşıran varsa faydası olur. Evet. Ama maske taktığımızda elimizi sağa sola dokunmayı ortadan kaldırıyorsak, elimizi yüzümüze götürmeyi ortadan kaldırıyorsak amenna. Maskenin bir de şöyle bir dezavantajı var. Maskede insanlar işi hallettim deyip diğer alınma yöntemlerini, karşı tedbirleri azaltabilirler. Evet. Dolayısıyla o yalancı güven hissi hastalığın bulaşma ihtimalini sonuçta artırabilir. O zaman el yıkamak, peçete, El tek kullanımlık yıkama, tek peçete. kullanımlık peçete, elimize hapşırmama, hapşırıyorsak maske takıp sağa sola bulaşı azaltmak veya mecburen kalabalığa giriyor çok fazla hapşıran Evet. varsa o zaman doğrudan ağzımıza gelmesine, burnumuza gelmesine maskenin faydası olabilir. Onun dışında O kadar. yani Ama böyle maskeyi taktım, bu iş bitti bu iş değil. bitti değil. Yani o zaman sokaklarda yani gereksiz yere maske kullanmanın Evet, bir anlamı yok evet. Hele diyoruz. hele Evet. o pahalı maske diyelim veya N95 maskenin normal vatandaşların takmasının hiçbir karşılığı yok. Tamam, güzel. O zaman Tek bir karşılığı var, çok fazla para ödüyorlar. evet. Yani 25 katına falan çıkmış gibi Ve o söylentiler. fazla para ödedikleri için biz hastaneleri de daha pahalıya alıyoruz. Tedarinde zorluk oluyor. Lütfen bunun onlar için bir faydası yok. Tamam, güzel. Bir de bize zarar olmasın. Bize olan zararı o herkesin bütçesine oluyor tabii. Bütçesini etkiliyor, doğru.